Tabii ki merak edilen sorulardan biri de cinsel yaşam. Hı hı. Belli bir süre e, cinsel yaşama, kısıtlama yasak getiriyor musunuz? Hastalar ne kadar süre sonra bypass ameliyatından cinsel hayatlarında normale dönebilirler? Şimdi e, bunu daha çok kişiye özelleştirmekte fayda var. Hı hı. Yani bunda genelleme yapmak söz konusu değil çünkü kişinin yaşı işte fonksiyonları yani egzersiz yapabilecek kendi fizik kapasitesi Daha doğrusu ve işte bahsettiğimiz ameliyat kısıtlamaları hı hı. genellikle ilk bir ay mümkün olduğu kadar biraz daha ötelemesini öneriyoruz cinsel hı hı. ilişki açısından daha hı hı. sonra da bu kemiği korumak için gösterdiğimiz bazı önlemleri evet. uygulayarak bazı özel şekillerle o cinsel ilişkiyi yapabilirler ama tam olarak iyileşme bir buçuk iki ay sonra olduğu için mümkün olduğu kadar o zamandan sonrasına ama dediğim gibi kişilerin çünkü bypass ameliyatlarında kalp kaslarının durumu Hı -hı. kapaklarında bir problem var mı yok mu onların durumu ritim problemleri kullandığı ilaçlar yani pek çok faktör var. Bu pek çok faktörü değerlendirdiğimizde bu bir terzi misali kişiye özgü karar vermek gerektiriyor. Hastaya bir, göre karar veriyorsunuz. Bir veriyorsun. de bu konuda tabii ki hastaların ve hasta yakınlarının bu konuyu çekinmeden doktorlarına da sormaları gerekiyor. Tabii. Yani herhalde bu konuda bir çekingenlik de olabiliyor değil mi hastalarda? Tabii biz bunun için aslında biz tanıtım kitapçıkları veya bu konudaki kılavuzları hazırladığımız zaman bu cinselliğe de yer veriyoruz veya diğer egzersizler de aynı şekilde fakat egzersiz de aynı şekilde cinsellik gibi kişiye özgü ayarlanması lazım. Yani egzersiz programlarının hastanın fizik aktivitesinin işte yaşına, hastalığının getirdiği kurallara uygun hazırlanması lazım. Onun için doktoruna muhakkak sorması lazım.